Burada şu şekilde değişik bir olay var. Mesela bir kafedesiniz. Kafenin köşesinde iki kişi konuşuyor. Duyamıyorsunuz. FreeBuds Pro 2'yi takın. Farkındalık modunu açın. Konuştukların hepsini duyarsınız. Böyle de garip bir durum var. 47 desibele kadar gürültü engelleme. Çift cihaz bağlantısı. 90 milisaniye çok düşük gecikme. 30 saat şarj ömrü. Hepsi şu cihazın içerisinde. Merhaba arkadaşlar. Laktozsuz teknolojinin bambaşka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu hafta inceleyeceğimiz teknolojik ürün Huawei FreeBuds Pro 2. Hemen videomuza geçelim. Bir takipçimiz benim için böyle bir kupa yaptırdı. Aykut, teşekkür ederim sana. Şöyle göstereyim. Bakın. Çok iyi değil mi? Abi bu fotoğrafı nereden buldun da, o yazıyı yazdırdın da kafamı falan büyüttün. Çok teşekkür ederim. Yani bu düşüncen gerçekten çok ince. Çok teşekkür ederim. Bir hemen kahve içelim. Biliyorsunuz Huawei FreeBuds Pro diye bir kulaklığı vardı. Onun yeni versiyonu. FreeBuds Pro 2 ve FreeBuds Pro arasındaki farkları da şöyle bir link vereyim, gidip oradan izleyebilirsiniz. Şimdi geldim. Genel görünümü bu şekilde. 3 rengi var. Grisi var. Bu şekilde buz mavisi var ve beyazı var. Yakın kameramıza geçelim ve biraz daha yakından bakalım cihaza. Cihazımızın kutusu klasik FreeBuds Pro kutusuna benziyor ama daha küçüktür. Bu tip ayrıntılı bilgiyi yine bahsettiğim videoda vereceğim. Şöyle içini açalım. Gördüğünüz gibi kulak içi silikonlu tasarıma sahip. Yakından göstermek gerekirse yapısı bu şekilde. Bende test cihazı olduğu için burasında farklı şeyler yazıyor. Genel yapısı bu şekilde. Kulakta duruşunu göstereyim. Kulakta duruşu da bakın şu şekilde. Hatta ikisini takalım. Şöyle göstereyim size. Kulaklık anlatırken zaten bir ses performansı size gösteremeyeceğim için özelliklerinden bahsedeceğim ve genel olarak cihazı yakından göstermiş olacağım. FreeBuds Pro 2'nin bir yüksek çözünürlüklü çift ses sistemi var içerisinde. 11 milimetrelik bir sürücü mevcut. Çift hoparlörlü, yüksek baslı, kuvvetli bir ses veriyor. Bayağı premium bir cihaz. 2. Aktif gürültü engelleme özelliği bir üst seviyeye daha çıkarıldı. Akıllı aktif gürültü engelleme 2.0 mevcut cihazda. Ve hazır mısınız? 47 desibele kadar gürültüyü engelliyor. İnanılmaz bir şey. Bu gürültü engelleme gerçekten, eğer bu teknolojiye vakıf değilseniz, bu gürültü engellemenin ne kadar güzel bir şey olduğunu size şöyle anlatayım. Otobüstesin, yanında çocuk ağlıyor. Aç, sıfır ses, müziğini mi dinliyorsun, filmini mi izliyorsun, oyunu mu oynuyorsun, oyna. Trendesin, uçaktasın, kafedesin, sahildesin, dışarıdaki sesi tamamen kesiyor. Gürültü engelleyen, gerçekten inanılmaz bu işi yapan kafaüstü kulaklıklar vardır. Dış dünyayla bağlantınız kesilir. Bir patlama olsa bile duymazsınız. Ama bu kadar küçük bir cihazın 47 desibel gürültü engellemesi gerçekten rakipsiz ve inanılmaz. Geçtim. Bir diğer özelliği. 3. Ya bu cihazın şarjı 30 saat gidiyor. Yanlış anlaşılma olmasın. 30 saat tekrardan fişe dönme süren benim. Yani hem koruma case'im, hem koruma kılıfım, hem de power bank'imdir bu cihaz. Cihazı şarjı fişten çıkardım. 6,5 saat boyunca kulaklıklarda müziğimi dinlerim. 6,5 saat sonra bu kulaklıkların şarjı biter. Kutuya koyarım. Kutu da şarj olur. Ardından bir 6,5 saat. Bu şekilde 30 saat. 30 saatin sonunda hem kulaklıkla tamamen bitmiş oluyor hem de kutu tamamen bitmiş oluyor. Şarj etmem gerekiyor. Bu da gerçekten yine mükemmel özelliklerinden birisi. Geçtim diğer güzel bir özelliğine. Arkadaşlar kulaklıkta çift cihaza aynı anda bağlanma olayı var. Şimdi kulaklığımın kutusu kulaklıklar içindeyken şöyle açtım. Şu tuşa basılı tuttum. Chatring beni bağlayın diye bu ışık yanıp sönecek. Ardından gittim telefonuma kulaklığı bağladım. Sonra kulaklığımı kapattım yine açtım. Ve tekrar bu tuşa basılı tuttum. Yine beni bağlayın dedi. Bu sefer de bilgisayarıma bağladım. Artık bilgisayarım ve telefonuma ikisine de aynı anda kulaklığım bağlı. Kulaklık devamlı iki cihazda dinliyor. Ses nereden gelirse hop ona yöneliyor. Hemen bir senaryoyla size anlatayım. İki cihaza da bilgisayarım ve telefonuma bağladım. Marka model fark etmez. Bilgisayarımı açtım, dijital platformdan filmimi izliyorum. Masanın üzerinde duran telefonum çaldı. Otomatik olarak kulaklık bilgisayara oynattığı şeyi pause yap sinyalini yollar. Bakın ben böyleyim. Otomatik olarak izlediğim şey durur. Ardından kulağıma telefonun sesi gelir. Şöyle yaparım, telefon açarım, telefonla konuşurum. Bakın tek yaptığım hareket şu oldu. Telefon açtım, telefonla konuştum. Konuştuğum kişi telefonu kapattığında otomatik olarak sesini bilgisayara gider ve izlediğim video devam eder. Kulaklık oraya devam et sinyalini yolluyor. İki cihaza aynı anda bağlı. İnanılmaz güzel bir teknoloji bu. Ya bir kulaklık alıyorsunuz, bir daha uğraşmıyorsunuz. Ay ona bağlayayım, buna bağlayayım. O Bluetooth açayım, bu Bluetooth açayım. Yok bazı kulaklıklar var. Switch yapıyorsun birinci cihaz, ikinci cihaz. Yok. İki cihaza aynı anda bağlı. Bu da gerçekten güzel özelliklerinden bir tanesi.
Evet, geldim oyuncular için. Biliyorsunuz gerçek mobil oyuncuları daha çok kablolu kulaklık tercih eder ki gecikme süresi sıfıra düşsün diye. FreeBuds Pro 2'de 90 milisaniye gecikme süresi var. Artık saniyenin onda birinden daha az. Bu da mükemmel bir deneyim sağlıyor bize oyun oynarken. Bakın siz dikkat ederseniz hiçbir uygulamadan bahsetmedim. Çünkü kulaklığın üzerinde sensörler var. Yakından bakalım. Kulaklık kulağımda takılıyken ister buradan ister burayı yukarı doğru kaydırırsam dinlediğim müziğin, izlediğim filmin ya da oynadığım oyunun sesi açılır. Aşağı doğru indirirsen sesi kapanır. Bir arama geldi. Yanıtlamak için şu şekilde tıklıyorum. Müzik dinliyorum. Bir sonraki şarkıya geçmek için iki defa. Yine Spotify'da bir önceki şarkıya geçmek için üç defa tıklıyorum. Bu kulaklıkları kulağıma taktım. Bunlar şu anda dümdüz Bluetooth bir kulaklık. Aktif gürültü engelleme özelliğini aktif etmek için şu iki tarafa şu şekilde basılı tutuyorum. Ve kulağıma noise cancellation diyor ve dışarıyla sesim tamamen kapanıyor. Ardından tekrar şu tarafa sıkıştırırsam kulağıma awareness. Bu da farkındalık modudur. Tekrar sıkıştırırsam off diyor. Düz Bluetooth versiyonuna geçiyoruz. Aktif gürültü engellemeyi biraz daha detaylı inelim. 47 desibel dedik. Eskiden FreeBuds Pro'da 3 modu vardı. Hafif mod az sesli yerler için. Genel mod kafeler, sokaklar için. Ultra mod vardı metrolar ya da ekstra sesli yerler için. Ama FreeBuds Pro 2 47 desibele kadar gürültü engellediği için bir mod daha eklenmiş. O da uçuş modu. Artık uçağın içindeki insanların gürültüsünü, motorun sesini ve köşede ağlayan çocuğun sesini tamamen kesiyor. Gerçekten çok kuvvetli ve çok güzel bir cihaz. Geçtim az önce farkındalık modundan bahsetmiştim. Bir de farkındalık modu var. Aktif gürültü engelleme özelliğinin tam tersi işi yapıyor. Yani aktif gürültü engelleme neydi? Mikrofonlar dışarıyı dinliyor, ses analiz ediyor. Ters boyda bir dalga üretip dışarıdaki sesi kesiyordu. Farkındalık modu da mikrofonlar dışarıdaki sesin hepsini sizin kulağınızın içine veriyor. Bu hani saçma gelmesin size. Mesela bisiklet sürüyorsunuz. Dışarıdaki sesin hepsini duymanız lazım. Ya da kulaklığı kulağımdan çıkarmadan diğer insanlarla kulağımda kulaklık yokmuş gibi konuşmama vesile oluyor. Farkındalık modu da bu. Huawei'nin giyilebilir teknolojilerinin en güzel yanlarından birisi yine saatler, bantlar, fitler, kulaklıklar da bu şekilde universal cihazlardır. Yani ne demek? Ben bu kulaklığı aldım. Benim cihazımın markası, modeli hiç önemli değil. Akıllı televizyon, tablet, bilgisayar, telefon her şeye bağlayıp şu ana kadar anlattığım her şeyi yapabilirsiniz. Örnek, evinizde çok gürültü var, çoluk çocuk ses yapıyor. Televizyonda maç izlemek istiyorsunuz. Kulaklığı televizyonunuza bağlayın, basın, gürültü engellemeyi açın. Evle bağlantınız kesilsin, maçı çok güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Ya da hani bilgisayardan oyun falan oynadığınızı düşünebilirsiniz. Toparlamak gerekirse 4 farklı modda 47 desibele kadar gürültü engelleme, çift cihaz bağlantısı, 90 milisaniye çok düşük gecikme, 30 saat şarj ömrü hepsi şu cihazın içerisinde. Uygulamada neler yapabiliyorum onu göstereceğim. Bakın hiç uygulama bahsetmedim size. Her şey çünkü kulaklığın üzerindeki sensörler sayesinde yapabiliyorum. Ama ben kulaklığı güncelleyeceğim, sol tarafa başka bir şey, sağ tarafa başka bir şey atacağım diyorsanız şimdi ona bakalım. AI Life diye bir uygulama var. AI Life diye yazılıyor. Artificial Intelligence Life, yapay zekalı hayat. Huawei ürünlerinde işin ucu sağlığa dokunuyorsa gidip Huawei sağlık uygulamasından ekliyorum. Diğer bütün cihazları AI Life üzerinden ekliyorum. Hepsi yine bütün marketlerde bulunuyor. Şimdi cihazıma AI Life yükledim, eşleştirdim. Kapağını açıyorum cihazın. Bakın hemen buldu ve AI Life'dan aktif oldu. İki kulaklık %100, kutuda %33 şarj kalmış. Bunları görebiliyorum uygulamada neler yapabiliyor. Geldim, bakın gürültü kontrolü. Şu an düz Bluetooth kulaklık versiyonunda. Farkındalığı seçtim, dışarıdaki seslerin hepsini alıyorum. Sesli mod dersem konuşmaları daha çok alır. Burada şu şekilde değişik bir olay var. Mesela bir kafedesiniz. Kafenin köşesinde iki kişi konuşuyor, duyamıyorsunuz. FreeBuds Pro 2'yi takın, farkındalık modunu açın. Konuştukların hepsini duyarsınız. Böyle de garip bir durum var. Tabii de bunun için üretilmiş bir şey değil bu özellik. Kapalı ve gürültü engelleme modları. Buradan da gürültü engelleme için şu alttan modları seçebiliyorsunuz. Ben dinamiği seçtim. Dinamik dışarıdaki gürültüye göre otomatik olarak gürültü engellemeyi ayarlıyor. Geldiğim hareketlere işte sıkıştırdığımda ne olacak? Sıkıştırıp basılı tuttuğumda ne olacak? Kaydırdığımda ne olacak? Bunları sol kulaklık, sağ kulaklık hepsini her şeyi ayarlayabiliyorum. Bazı insanların kulak delikleri küçük ya da büyük olabiliyor. Kutunun içinde zaten 3 farklı boy silikon çıkıyor. Kulaklık kulağıma takıyorum. Şuradan uç uyum testi yapıyorum. Bu teste göre AI Life size diyor ki sol kulağına büyük silikon tak, sağ kulağına küçük silikon tak diye bir cihazla sizin vücudunuzu senkronize ediyor. Ve tam anlamıyla aktif gürültü engellemeyi kullanmanıza vesile oluyor. Kulaklıklarımı kaybedersem nerede olduğunu bulabiliyorum.
ve donanım yazılım güncellemesini de buradan yapabiliyorum. Genel olarak Huawei FreeBuds Pro 2 bu şekilde arkadaşlar. Bir sorunuz varsa aşağıda yorumlarda sizi bekliyorum. İnceleyin diğer videolarımı. Bütün sorulara cevap veriyorum. Siz de nacizane teşekkür mahiyetinde abone olursanız çok sevinirim. Beni mutlu etmiş olursunuz. Bir başka laptopsuz teknoloji videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Kanalım laktozsuz. Beri gel bak dostum. Geri dön bak coştum. Beğenip geç dostum. Kanalım laktozsuz. Beri gel bak dostum. Geri dön bak coştum. Beğenip geç dostum. İçiyoruz laktozsuz. Diyemezsin ona GG sus. Geçmiyor günleri pardonsuz. Bir hayat düşün ama patronsuz. Çıkmıyor dışarı kaşkolsuz. Üşüyoruz başkan aşk olsun. Ege'den gel.